Değerli tüketicilerimiz, Akisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Biriminde kontrol görevlisi olarak görev yapmaktayım. Adım Elif Yılmaz. Değerli tüketicilerimiz, Akisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Biriminde kontrol görevlisi olarak görev yapmaktayım. Adım Nevin Kulakman. Sizler için bugün market alışverişimizde gıda ile ilgili dikkat edilmesi gereken kritik noktaları uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağız. Bakanlık olarak gıdaların tarladan sofraya ulaşıncaya kadar her aşamasında kontrollerimizi sıkı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Tüketicilerimizin korunması ve gıda arzının devamı için tüm tedbirler alınmaktadır. Ancak kontroller ne kadar sıkı olsa da bilinçli bir tüketici toplumu gıda ile ilgili sıkıntıların giderilmesinde en önemli noktalardandır. Bu nedenlerden dolayı gıda ürünleri satın alırken biz tüketiciler dikkatli ve tedbirli olursak gıdada taklit, tahşiş ve sahte ürün gibi birçok problemi de engelleyerek hem paramızı hem de sağlığımızı korumuş oluruz. 2020 yılında Bakanlığımız ve Dünya Gıda Örgütü'nün birlikte başlatmış olduğu Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık kampanyasından bahsetmek istiyoruz. Dünyada 820 milyon insan açlıkla mücadele ederken her yıl 1.3 milyar ton gıda çöpe atılmaktadır. Sadece çöpe giden gıdanın 1/4 ile açlıkla mücadele eden insanların tamamı doyurulabilmektedir. Plansız ve gereğinden fazla alışveriş gıdaların uygun muhafaza koşullarında saklanmaması ve tabakta bırakılan çöpe atılan yemekler gıdanın israfına yol açmaktadır. Sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak bizler gıda kaybı ve israfın önüne geçebilecek en önemli noktada bulunmaktayız. Ülkemizin ve dünyanın nüfusu hızla artarken gelecek nesillerimizi sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak istiyorsak gıdamızı korumalı, soframıza sahip çıkmalıyız. Bakanlığımızın kurmuş olduğu gıdanıkoru.com sayfasından detaylı bilgi edinebilir ve bu site üzerinden kampanyaya katılarak sertifika alabilirsiniz. Gıda maddesini satın alırken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır. Türk Gıda Kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliğine göre zorunlu etiket bilgilerini şu şekilde sıralarız. Ambalajlı bir ürünü elimize aldığımızda bir yüzeyinde muhakkak zorunlu etiket bilgileri bulunur. Nedir bunlar? Gıdanın adı, içindekiler veya bileşenler. Gıdanın bileşenleri üretim esnasında kullanılan miktara göre çoktan aza doğru sıralanış şeklidir. Gıdanın net miktarı. Örneğin kütlesel olarak ifade edilecekse gram, kilogram, hacmin ifade edilecekse litre veya mililitre olarak yazılmalıdır. Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıdalarda son tüketim tarihi, diğer gıdalarda ise tavsiye edilen tüketim tarihi ambalaj üzerine yazılmalıdır. Dondurulmuş gıdalarda dondurulduğu tarih etiket üzerinde muhakkak belirtilmelidir. Ayrıca parti veya seri numarası da ambalaj üzerine yazılabilir. Muhafaza şartları uygun sıcaklık, nem, ışık gibi koşullarda gıdayı muhafaza etmektir. Gıdayı üreten üretici ve paketleyici, firmanın ticari adı, adresi, menşei ülke, Tarım ve Orman Bakanlığımızca verilen işletme kayıt veya onay numarası, eğer kullanım bilgisi yoksa gıdanın kullanım talimatı, beslenme bildirimi, alerjiye ve intoleransa neden olabilecek belirli madde ve ürünler etiketli bileşenler listesinde belirgin olarak belirtilmelidir. Etiket bilgilerinin doğruluğundan gıdayı üreten veya paketleyen gıda işletmecisi sorumludur. Tüketici olarak sorumluluğumuz etiket bilgilerine dikkat etmektir. Ambalaj kontrolü yapınız. Bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş, sızıntı yapmış ambalajlı gıdalar risk taşıyabileceğinden satın alınmamalıdır. Konserve gıda alırken alt kapak ve üst kapakları, şişkin, kutusu hasar görmüş, kapağı gevşemiş, zedelenmiş kutuları almayınız. Küflenmiş, çürümüş, bozulmuş gıdaların hiçbir bölümü tüketilmemelidir. Çünkü küflenmiş, çürüme ve bozulmuş gıdaların bütününü olumsuz olarak etkilemektedir. Raflardaki sıcaklığı kontrol ediniz. Soğukta muhafaza edilen gıda maddelerinin uygun şartlarda soğutulduğundan emin olunmalıdır. Soğutucu ve dondurucudaki sıcaklık ölçerler kontrol edilmelidir. Muhafaza şartları.
gıdanın etiket bilgilerinde yer alan kendine özgü muhafaza şartlarında satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir. Gıdanın bulunduğu buzdolabı veya derin dondurucuların sıcaklık ölçerlerinin çalışıp çalışmadığına, et ve et ürünleri, tavuk ve balık, süt ürünlerinin buzdolabında uygun sıcaklıkta saklanıp saklanmadığına, dondurulmuş gıda alırken en az -18 derecede muhafaza edildiğine ve ambalajın iç kısımlarında buz kristallerinin olmamasına dikkat etmeliyiz. Dondurulmuş gıdaları satın alıp evdeki dondurucuya taşınana kadar soğuk zincirinin kırılmamasına özen göstermeliyiz. Açıkta satışa sunulan gıdaları satın almayınız. Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijyenik koşullarına uygun olarak satılan dökme gıdalar hariç açıkta satılan ambalajsız gıdalar satın alınmamalıdır. Unutmayınız, dondurulmuş gıdaları alışverişin en sonunda ödeme yapmadan hemen önce alınız. Satın aldığınız gıdaları poşete koyarken soğuk ve donmuş ürünler bir arada, kuru gıdaları ise ayrı paketleyin. Deterjan gibi kimyasal maddeleri gıda maddeleriyle aynı poşete koymayın. Peki alışveriş sonrası evde dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Et ve et ürünleri ile süt ürünleri 0 ila 4 santigrat derecede muhafaza edilmelidir. Pişirilmiş gıdalar hemen tüketilmeli, tekrar tekrar ısıtılmamalıdır. Dondurulmuş gıdalar tüketileceği zaman buzdolabında çözdürülmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Kuru gıdalar ise karanlık, serin ve hava akımı olan yerde muhafaza edilmelidir. Alo 174 gıda Ramazan'da da yanınızda. Alo 174 gıda hattı tüketiciye gıda güvenilirliğiyle ilgili her türlü ihbar ve şikayette bulunma olanağı tanımakta. Türkiye'nin her yerinden Alo 174 gıda hattına çevirerek olumsuzlukları çağrı merkezine bildirebilirsiniz. Bildirebileceğiniz olumsuzluklar etiketsiz, bozulmuş, küflenmiş ve ambalajsız gıda maddesi satışında, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışında, gıda zehirlenmelerinde ya da zehirlenme şüphelerinde, kayıt ve onay belgesi olmayan iş yerlerinin gıda üretim ve satışında, gıda ve çalışan hijyeni ile ilgili olumsuzluklarda, tüketici yanıltıcı reklam ve tanıtım görüldüğünde, gıdanın uygun olmayan koşullarda muhafaza ve satışa sunulması gibi durumlarda Alo 174 hattını arayarak ihbar ve şikayette bulunabilirsiniz.